Profesör Doktor Tayfun Uzbay konuğumuz. Hocam hoş geldiniz Ulusal Kanal ekranlarına, gece görüşüne. Hoş bulduk Deniz Hanım. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Bilim Kurulu önemli bir gündemle toplandı. Mutasyon konusu elbette önemli. 196 kişide İngiltere varyantı görüldü. Güney Afrika'dan gelen iki varyant da var vatandaşlarımızda. Bir kişide ise Brezilya'dan gelen varyant görüldü. Biz şimdi bunların hepsini Bilim Kurulu'nun açıklamalarıyla aslında neye yol açabileceğini anladık ama vatandaşların aklında bu mutasyon aşılama sürecini etkiler mi sorusu var. Sizce etkiler mi mutasyonun bu şekilde hızlı artışı aşılama sürecini? Aşılama sürecini etkilemez hiçbir şekilde. Aşılama süreci devam edecektir. Bir plan dahilinde bizde de devam edecek, dünyada da devam edecek. Bu mutasyonlar bekleniyordu zaten. Virüsün mutasyon geçirmemesi mümkün değil. Önemli olan bu mutasyonların nereye doğru evrileceği. Yani şu anda ön bulgulara bakarsak elimizdeki öncül bilimsel verilere veya bilim insanlarının açıklamalarına bakarsak bu varyantların, yeni varyantların bazılarının özellikle de İngiltere menşeili olanın çok daha kolay bulaştığı, bulaşıcılığının daha hızlı olduğu söyleniyor. Bunu zaman içerisinde göreceğiz. Yani bulaşıcılığın artması da beklenen bir şey. Ağır hasta sayısının artmaması önemli. Sağlık sisteminin yüklenmemesi önemli burada. Bu mutasyonlar aşılamayı engellemeyecektir diye düşünüyorum ben. Özellikle de inaktif aşılama süreci şu anda başladı zaten. 2 milyon 400 bin kişiye de kısa sürede başarılı bir şekilde aşıyı ulaştırmış durumdayız. İkinci dozlar yapılacak. Yakında ikinci dozlar başlayacak. Zaten aşının koruyuculuğu da birçok aşıda böyle. İkinci dozdan sonra tam bir koruyuculuk bekliyoruz. İlk doz çok yeterli olmayabiliyor. Geleceğe yönelik olarak aşılama da paralel yürüyecek bu sürece. Ve hep birlikte Deniz Hanım göreceğiz. Yani ne olduğunu göreceğiz. Aşının da etkili olacağını tahmin ediyoruz. Elimizde çok geniş popülasyonda elde edilen veriler yok ama şu anda bizim ülkede aşı programında kullandığımız aşının bizim ülkemizde yapılan dar bir popülasyonda yapılan değerli bir sonucu var elimizde. O sonuca göre onun koruyucu olacağını düşünüyoruz ve inaktif aşıda virüsün tamamını kullandığımız için ve inaktif hale getirilmiş virüsü kullandığımız için çok böyle ekstrem mutasyonlar olmazsa bu mutasyonların çok çok etkilemeyeceği inancındayım ben. Ama bu konuda tabii ki oluşan mutasyonların niteliğine göre bu konuda uzman olan genetik bilimcilerin veya virologların fikir beyan etmelerinin daha yerinde olacağını düşünüyorum. Onlar da takip ediyorlardır. Hassasiyetle takip ediliyor süreç. Eğer endişelenmemizi gerektiren bir durum olursa bu paylaşılacaktır. Hani neden endişelenebiliriz? Bu mutasyonlar kullanacak olduğumuz aşılara karşı dirençli bir mutasyon olabilir. Böyle bir şey söz konusuysa aşı stratejisi değiştirilir. Ancak bunun çok uzak bir ihtimal olacağını tahmin ediyorum ben şu anda. Ve mevcut aşılama programlarının da taviz vermeden sürdürülmesi yerinde olacaktır. Bütün dünya bunu böyle sürdürüyor zaten şu anda. Ve inşallah göreceğiz yani aşağı yukarı 1-2 aylık süre içerisinde aşılanan gruplar içerisinde eğer daha hafif enfeksiyonlar görürsek ya da herhangi bir problem görmezsek aşılanmayan gruplara göre aşıların da rahatlıkla etkin olduğunu, işe yarar olduğunu söyleyebileceğiz Deniz Hanım. Hocam son günlerde en çok konuşulan konu aşıyla ilgili tedarik konusu. Özellikle Avrupa'da bir kriz yaşanıyor. Brüksel merkezli eleştiriler yapılıyordu. Türkiye'de de işte ilk etapta açıklanan dozun gelişi biraz zor oldu. Ama geldi, gelmeye de devam edeceği ifade ediliyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Bakanlar Kurulu toplantısından sonra aşı tedariki ile ilgili bu tartışmalara ilişkin yerli aşı vurgusu yaptı.
Dönüp baktığımız zaman aslında Türkiye'de şu anda öncelikli olan konu sizce nedir? Yerli aşının bir an önce geliştirilmesi midir? Şimdi zaten yerli aşı geliştirme çalışmalarında ben her zaman vurguluyorum. Türkiye'nin çok iyi bir aşı background'u var. Ta Osmanlı'dan beri gelen çok iyi bir background'u var. Sürpriz olmadı zaten. Türkiye'de bildiğim kadarıyla 11 farklı üniversitede ve merkezde aşılar geliştirildi çok hızlı bir şekilde. Ancak biz biraz daha yavaş geldik. Yani virüsün izole edilmesi, aşı teknolojileriyle ilgili çalışmaların başlaması tabii ki büyük kaynaklar gerekiyor bu iş için. Türkiye bence iyi bir noktaya geldi ve bildiğim kadarıyla en az iki, galiba bir üçüncü aşının da şu anda insan denemelerine geçecek durumda olduğunu biliyoruz ve bazı aşılarla ilgili de bir veya iki aşı ile ilgili de faz süreci başladı. Faz 1 sürecinde belki faz 2'ye de geçmiş de olabilir. Emin değilim bundan. Bir açıklama yapılmadı çok fazla. Şimdi aşıyla ilgili çok spekülasyon yapıldı. Geç gelmesi, erken gelmesi. Aşı geldi neticede. İkinci grup, ikinci parti aşı da geldi. 50 milyon doz bildiğim kadarıyla bir sipariş var. Bu siparişin 50 milyon dozun bir seferde yapılması, bir seferde nakledilmesi, depolanması ve bir seferde ulaştırılması mümkün değil. Bu ne bizim angaje olduğumuz aşıda ne de diğer aşılarda böyle bir şey söz konusu değil. Herkes parti parti alıyor aşıları. Belli bir aşı programı yapıldı. Her ülkenin kendi aşı programı var. Bizim de kendimize göre bir aşı programımız var. Bu program dahilinde aşılamalar devam ediyor. Yani yerli aşı da burada devreye girecekse eğer bu faz 2 aşamasını özellikle geçmesi ve faz 2 aşamasını geçtikten sonra seri üretime de geçmesi lazım. Bu seri üretimle ilgili de son durum nedir bilmiyorum ama Türkiye'nin üretim yapabilecek bir altyapısı da var. Ancak burada seri üretim derken sadece bunu aşıyı teknoloji olarak geliştirmek, aşıyı bir flakon içerisine işte koyup bir tane aşıyı ortaya koymak değil. Bunu kitlelerle buluşturabilecek işte ham maddeye, yardımcı malzemeye, enjektöre, işte bunun içine koyacağınız flakona ve buna benzer birçok şeye ihtiyacınız var. İhtiyaç olan doz kadar bunların da temini, tedariki son derece önemli. Eminim ki bunlarla ilgili de plan ve program yapılıyordur. Belli bir plan ve program dahilinde yürüyecek. Ancak şu anda yaz dönemine kadar ben bu Çin'den gelen aşıyla programın devam edeceğini düşünüyorum. Yani yazdan önce bir aşı bizim cenahımızda herhangi bir aşı insanlara kitlesel olarak verilebilecek şekilde hazır olamaz diye düşünüyorum. Çünkü şu anda bir süreç bu ve devam ediyor. Hocam, Sputnik V'nin Türkiye'de üretilmesi konusuna nasıl bakıyorsunuz? Belki Sputnik V'nin Türkiye ortaklığı ile birlikte Türkiye'de üretilmesi, Türkiye'nin aşı ile birlikte COVID-19'a karşı bağışıklık direncini daha fazla bağışıklığı kazanmasını sağlayabilir mi? Şimdi bu bütün aşıların Sputnik 2 dahil olmak üzere, Sputnik 5 özür dilerim, dahil olmak üzere işte meşhur messenger RNA aşıları olsun, bizim meşhur Çin aşısı dediğimiz işte kullandığımız bu aşı olsun. Bunlarla ilgili ön değerlendirmeler ve veriler etkinlik bakımından aralarında herhangi bir fark olmadığını kabul edebiliriz. Çünkü olsaydı acil kullanım onayı alamazdı hiçbir aşı. Buna bütün aşılar dahil. Şu anda acil kullanım onayını sadece biz vermedik. Yani Avrupa'daki Avrupa İlaç Ajansı, Amerikan Gıda İlaç Dairesi onlar da tam bir ruhsat vermiş değil geliştirilen aşılara. Onlar da acil kullanım onayı verdiler. Burada aşıların arasında bir etkinlik farkı olacağını düşünmüyoruz. Koruyuculuk bakımından onu göreceğiz sahada uygulama sırasında. Bazıları daha etkili olabilir veya aralarında bir koruyuculuk bakımından bir fark olmayabilir. Ancak ister Sputnik aşısı olsun yani Rusya'nın aşısı olsun
ister başka bir aşı olsun, ister bizim yerli aşımız olsun. Böyle bir pandemide, böyle bir salgında şu anda bulaştırıcılığının da daha çok arttığını da konuşuyoruz. Vaka sayılarında yeniden artışlar görüyoruz. Ne kadar çok aşı olursa elimizde o kadar iyi diye düşünüyorum ben. Yani Rus aşısının Türkiye'de üretilmesi daha geniş kitlelerin aşılanmasına yardımcı olacaktır. Aralarında strateji farklılıkları da var bu aşıların. Mesela bizim Çin aşısı, şu anda uyguladığımız aşı inaktif virüs aşısı, öbürü viral vektör aşısı. Aralarında böyle ufak tefek farklılıklar da var. Koruyuculuk bakımından, koruyuculuğun süresi bakımından bazı farklar olabilir. Ancak bunu sahada uygulamalar sırasında göreceğiz. Önemli bir konu şu, öngörmek de mümkün bunu. Benim bildiğim kadarıyla 3-4 ay kadar önceydi Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin bu aşının tanıtımını yaptı ve buna onay verdiklerini söyledi. Hatta kızının da bu aşıyı yaptırdığını, herhangi bir yan etkisi olmadığını, güvenilir bir aşı olduğunu söyledi. O günden itibaren bu Rusya'da kullanılıyor yani bu aşı. Acaba Rusya'daki sonuçlar nedir? Yani elimizde böyle bir sonuç var mı? Çünkü Rusya'nın çok daha erken aşılamaya başladığını düşünüyoruz. Benim bulabildiğim öyle bir veriye ben rastlamadım. Ancak böyle bir veriyi araştırmamız ve bunun üzerinden konuşmamız lazım. Rusya'da şu anda vaka sayılarında aşılanan gruplarda belirgin bir düşüş varsa, çok ciddi bir düşüş, bu aşının etkili olduğunu gösterir. %91 oranında etkili olduğu açıklandı hocam. Son gelen bilgi bu şekildeydi. Bunun yayının da Şimdi ama yapıldığını bu ifade ettiler. %95 oranını şimdi karıştırmamamız lazım Deniz Hanım bunu. Şöyle karışıyor. Aşı onay öncesi %95 etkinlik başka bir şey. Bu başka bir şey. Aşılanan popülasyon içerisinde hastalanmayanların oranının Oranı. %5 olması başka bir şey. Acaba bu mu? Yani Rusya'da atıyorum şimdi şöyle genel söyleyeyim 2 milyon kişiyi biz 2 milyon 400 bin kişiyi aşıladık değil mi? Diyelim ki Rusya 5 milyon kişiyi aşıladı. Bu 5 milyon aşılanan insanın içerisinde sıklık aşılanmayan popülasyonla mukayese edildiğinde çok anlamlı bir şekilde düşükse ve böyle bir data açıklanmışsa bu önemli bir veri. Peki hocam şimdi hep Ben aşıları böyle bir veri bilmiyorum yani açıklanmadı şimdiye kadar. sizin bahsettiğiniz yönüyle bir veri açıklanmadı. Evet ama Bu o önemli şimdi. %91 olarak açıklanan etkinlik oranı daha önceki çalışmalarla açıklanmış veriler. Ben Yani o dar popülasyonda %95, işte geniş popülasyona çıkınca %70 olur, 80 olur. O kadar önemli değil. %50'nin üzerinde etkin olması bu pandeminin önlenmesi bakımından çok büyük önem arz ediyor. Sevgili hocam, hep aşıları konuşuyoruz. Bir de ilaç çalışmaları var elbette. Dünyada COVID-19'a karşı geliştirilen ya da üzerinde çalışılan ilaçlarda son durum nedir? Çünkü aşılar dışında bir de bu alanda da önemli adımların olduğunu biliyoruz. Küba'dan güzel bir haber geldi. Bir ilacın güzel bir sonuç yarattığı ifade edildi. Ben o ilacın adını da size söyleyeyim. Itolizumab diye bir moleküler immünoloji merkezi tarafından geliştirilen bir ilaçtan bahsediliyor. SARS-CoV-2 virüsüne yakalanan Stokin fırtınası sendromu hastalığının çok ağır seyretmesine yol açıyormuş SARS-CoV-2. Bunu önleyebilecek ve hastaları iyileştirebilecek, kan sulandırıcı şekilde kullanılabilecek bir ilaç geliştirilmiş. Ama dediğiniz gibi tabii bunun da tıbbi yayını yapılmadı henüz. Şimdi Deniz Hanım burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. İlaç ve aşı konusu biraz birbirine benziyor. Her ikisinde de faz aşamalarından falan söz ediyoruz ama aşıyla ilaç arasında biraz farklılıklar var. Aşı teknolojisi hastalanmayan kişiyi korumaya yönelik, sağlıklı insanı korumaya yönelik bir teknolojidir. Eskiden beri bilinen bir yöntemdir. Çeşitli işte stratejilerle geliştirilir ve vücudun immün sistemine bildiğiniz hastalık etkeni tanıtılır. Şimdi ilaç daha başka bir şey. İlacın tamamen ya virüsü öldürmesi lazım, geliştirdiğiniz ilacın.
kökten çözmesi lazım bu işi. Şu ana kadar ne bu virüsü ne de bildiğimiz işte HIV'ye neden olan virüs başta olmak üzere çeşitli virüsleri öldüren, doğrudan doğruya spesifik olarak öldüren herhangi bir ilaca sahip değiliz şu anda. Gönlümüz şunu arzu ederdi. Antibiyotiklerden örnek vereyim. Herhangi bir bakteriyel enfeksiyona yakalandığınızda o bakteriyel enfeksiyona neden olan bakteriyi öldüren özel bir antibiyotiğiniz varsa o zaman hastalığı radikal olarak tedavi edebiliyorsunuz. Hastalık kökten çözülüyor. İşte 3 gün, 5 gün, 7 gün neyse bir kür kullanıyorsunuz antibiyotiği. Daha sonra hastalık tamamen geçiyor. Siz de bırakıyorsunuz. Şu anda virüslere yönelik olarak bu şekilde doğrudan spesifik belli virüs tiplerine veya spesifik olarak özel olarak COVID-19'a etkili antiviral bir ilaca sahip değiliz. Öncelikle bir onun altını çizelim. Şimdi umut veren çok ilaç var. Yani bunun ve spekülatif tarafı da var. Hatırlayın bu COVID salgınının ilk başladığı günleri. Herkes her şeyi bir anda bir umut gibi ortaya koydu. Yani ben o günleri hatırlıyorum. Damar içi yüksek dozda işte C vitamini enjekte etmenin Stokin fırtınasını önlediği falan da söyleniyordu. İşte çeşitli bitkilerin, otların, gıda takviyelerinin, D vitamini vesaire birçok şey konuşuldu. Çok fazla spekülasyonlar yapıldı. İvermektin isimli bir antiparaziter ilaç üzerinde de böyle spekülasyonlar yapıldı. Şu anda birçok ilaçla ilgili çalışmalar var, sürüyor. Ancak hiçbir zaman ilaç çalışmalarını asla aşı çalışmalarıyla eş değer bir yerde göremeyiz şu anda. O ilaçların çok alacak yolu var. Dikkat ederseniz siz de söylediniz konuşurken dediniz ki Stokin fırtınasına karşı etkili olacağı gösterildi ilacın diye. Bu Stokin fırtınasına etkili olabilecek başka ilaçlar da var. Kortizon da kullanılıyor şu anda pratikte. Bu daha çok semptomatik tedavi dediğimiz COVID-19'un klinikte neden olduğu ve öldürücü olabilecek bazı belirtileri önlemeye yönelik veya buna yardımcı olmaya yönelik bir tedavi. Yalnız tedavi konusunda bir şey söyleyebilirim. Hem umut verici ama aynı oranda da son derece pahalı ve geniş toplum kesimlerinde kullanılması kolay gözükmüyor. Biliyorsunuz plazma tedavisi vardı. Çok konuşuluyordu. Bugünlerde pek gündeme gelmiyor. İnsanlar zaman zaman plazma arıyorlar. Hastalığı geçirenlerin işte antikorları gelişiyor kanda. Bunu hasta olan kişilere veriyorlar. Burada bilim insanları COVID-19'a karşı etkili olabilecek sentetik antikor üretmeyi başardılar. Ve bu sentetik antikorlar kullanılıyor. Hatta Amerikan Başkanı Trump hastalandığında da kullanıldığına dair açıklamalar Çok yapıldı. gündeme gelmedi hocam bu bahsettiğiniz konu. Çok da Evet, konuşulmadı. Türkiye'de de bu konuşulmadı. bilim dergisi Nature'da da yayınlandı. Bazı sentetik antibodiler yani antikorlar var böyle üretilen. Bunlar umut verici aslında ama bunları hem üretmek çok zor hem de çok pahalı. Belki onlar daha fazla umut olabilir diye düşünüyorum. Virüslere karşı zaten bakterilerde olduğu gibi böyle spesifik özel antibiyotikler gibi özel antiviraller geliştirebilirsek ki gelişebilir gelecek dönemlerde. O zaman virüslere karşı da insan mücadelesini belli bir noktaya getirebilir. Biz şu anda en basit grip şeyinde influenza hani bizim için artık mevsimsel grip dediğimiz influenza bile veya çok basit nezle diye tarif ettiğimiz rahatsızlık bile radikal tedavisi yok. Hani halk arasında da bir söz vardır. İlaçla 7 günde ilaçsız bir haftada geçer falan diye. İşte o alıyorsunuz onu vücudunuz direnç kazandıktan sonra hastalığı atlatıyorsunuz. Ona karşı bile spesifik bir ilacımız yok şu anda. Peki hocam son sorum olsun. Biliyorum bu soruları duymaktan sizler de çok yoruldunuz ama izleyicilerimiz merak ediyor. Ben
Şu bir taraftan da izleyicilerden gelen yorumlara ve sorulara bakıyorum. Bir tanesini sormak istiyorum. Aslında diğer sorularla hemen hemen birbirine benzer bir soru. Normalleşme süreci için aşı şart mı hocam? Aşı ile birlikte bağışıklık kazanırsak bu maskeleri çıkartabilecek miyiz? Şimdi normalleşme süreci için aşıların etkili olması şart. Evet, yani bir aşı programı dahilinde yola çıktı. Bütün dünya bunu önemsiyor şu anda. Ve bunun örnekleri de var geçmişte. Aşılama yoluyla insanlık çok önemli. Yani başta en çok bilineni çiçek salgınıdır. En öldürücü salgınlardan biridir. İnsanlık bunlarla başa çıkmayı başarmıştır. Bugün teknolojimiz daha gelişmiş durumda. Daha hızlı üretim yapabiliyoruz eski dönemlere göre ama nüfusumuz da fazla ve insanların birbiriyle iletişimi de çok fazla tabii. O da bizim dezavantajımız şu anda. Eski bir dünyada yani seyahatin bu kadar kolay olmadığı bir dünyada biraz daha yavaş yayılırdı. Seyahat imkanları falan da çok fazla. Dünyada iletişim çok güçlü şu anda. Aşılar koruma sağladıkları takdirdeki sağlayacaklarına inanıyoruz. Biraz daha sabretmemiz gerekiyor. 2-3 ay daha önümüzde bir zaman var. Çünkü ikinci dozları yaptırdıktan sonra da optimum etki bir hafta sonra ortaya çıkacak diye bekliyoruz koruyuculuğu. Zannediyorum Mart-Nisan ayı gibi aşı yapılan gruplar içerisinde tabii bunların takibini de yapmamız lazım. Aşıladığımız gruplarda belirgin bir şekilde enfeksiyon oluşmasında, COVID-19 oluşmasında belirgin şekilde düşüşler olacağına ben inanıyorum. Bu düşüşleri gördüğümüz zaman tünelin ucunda bir ışık değil de kocaman bir şekilde tünelin ağzı gözükmüş olacak. Şevkle bu aşılama programı devam ederse bunun sonunda da yaz mevsimi de geliyor önümüzden. Bu yazı çok daha rahat geçirebiliriz. Ve 2022 yılına normale daha çok daha yakın bir şekilde girebiliriz diye düşünüyorum. Ama biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor. Tam normalleşme değil, normale biraz daha yakın diyorsunuz hocam. Hayır, biraz daha yakın değil. Bakın aşılar eğer beklediğimiz sonuçları verirse Verirse. eğer ve yaz ayında geçtiğimiz yaz yaptığımız hataları da yapmazsak burada hala görev düşüyor bize. Yani bu bir takım oyunu gibi düşünün. Oyun disiplininden kopmadan bizim korunmaya da devam etmemiz lazım. Ben de aşı programındayım. Aşı yaptıran kişilerden biriyim. Ama aşı yaptırmadan önce nasıl koruyorsam kendimi aynı şekilde korumaya çalışıyorum. Biraz daha sabırlı olmamız lazım. Bakın sömestr tatiliyle birlikte insanlar bir hareketlendi. Ne görüyoruz şimdi? Vaka sayılarında artışlar başladı yeniden. Düşmeye başlamıştı. Yeniden artmaya başladı. Yani biraz da yardımcı olması lazım toplumun. Peki hocam, son sorum demiştim az önce ama bu son sorum olsun. 15 Şubat'ta köy okulları açılacak. İnternet altyapısında yaşanan uzaktan eğitime yansıyan bu krizlerden dolayı böyle bir karar alındı. Salgının seyrine göre de il bazlı kademeli eğitim için 1 Mart tarihi ifade edildi ama orada da bir soru işareti konuldu. Eğitim, yüz yüze eğitim çok önemli. Çocuklarımız bir yıldır neredeyse, gençler keza yine üniversite öğrencileri uzaktan eğitimle devam ediyorlar eğitim süreçlerine. 1 Mart sizce erken mi? Böyle bir altyapı var mı şu anda Türkiye'de eğitimin yüz yüze Şimdi başlaması için? bu 1 Mart'ı ve köy okullarında başlama meselesini ve diğer kararları bilim kurulu bilir. Hani ben bilim kurulu ve siyasi otorite buna karar verecek. Kuşkusuz onlar ellerinde verilere bakıyorlar. Bilim kurulunda çok çeşitli alanlardan hocalar var, bilim insanları var. Birlikte bunları karşılıklı tartışıyorlar ve buna göre karar alıyorlar. Ancak şunu öngörmek zor değil. İster köy okullarını açın, ister üniversiteleri açın. Eğer ki bulaşıcılık bu şekilde hızlanarak, artarak devam ederse, vaka sayılarında artış olursa aynı otorite gene kapanma getirecektir. Yani bir süre böyle devam eder ama artış olursa yeniden kapanma gelir. Şimdi bu eğitimle ilgili olarak da ben bir şey söylemek istiyorum. Buyurun Biraz hocam. belki tepki de alabilirim bu söylediklerimden dolayı ama bir tarafta öldürücülüğü de olan
bulaşan bir virüs var. Öbür tarafta da alamadığınız bir eğitim var. Alamadığınız eğitimin telafisi var bir miktar baktığınız zaman. Bugün dijital devrimle birlikte bir internet çağındayız. Ben sizin programınıza evimden katılabiliyorum. Eskiden olsa Stüdyoya çok fazla gelmeniz gerekirdi. gitmeye gerek yok. Stüdyoya da gerek yok. Yani telefonla katılabiliyordu insanlar. Böyle görüntülü falan katılamıyordu. Telefon bağlantısı yapılıyordu. Hatırlayın yani. Çok uzak tarihler değil o tarihler. Ondan önce de mutlaka bir yere gelip orada konuşmanız gerekiyordu tabii ki. Şimdi böyle bir dünyanın başına böyle bir şey geldi. Bir salgın var dünyada. Bu bir bizim gerçeğimiz. Öldürücü bir salgın. Şimdi bir tarafta da öğrenciler diyor ki bıktık usandık bir an önce okullarımızı açın. Öğrenci tabii sosyalleşmek istiyor. Kantinine gelmek istiyor. Arkadaşlarıyla buluşmak istiyor. Derslerine girmek istiyor. Şimdi bazı eğitim türleri var. Mesela tıpta anatomi dersi. Yüz yüze yapmak zorundasınız. Fizyoloji öyle. Oralarda taviz verilemez. Ama taviz verilebilecek. Yani dışarıda mesela uzaktan eğitimle okunan okullar vardı biliyorsunuz. Bir zamanlar böyle uzaktan eğitim ilk defa kullanılan bir şey değil ki Türkiye'de. O sahadakiler bile şey istiyorlar. Yani açılsın, hayat bir an önce normale dönsün, okullar açılsın. Peki okulları açtık diyelim, hocalar pozitif oldu. Ne yapacağız o zaman? Yani öğrenci tamam bir hoca, bir profesör diyelim üniversitede bunun 400-500 öğrencisi olabiliyor ve 400-500 öğrenciye ders anlatıyor. Şimdi bu profesör pozitif olursa o da dersi öğrenci kimden veya nereden alacak? Onun yerine bir başkasını mı koyacağız? İşte bir taraftan hocaları, bir taraftan çocukları da korumamız gerekiyor. Dünyanın başına gelen çeşitli felaketler olmuştur. Burada öğrenciler diyorlar ki bir kuşak neredeyse kaybolacak. İşte artık bıktık biz yüz yüze eğitim istiyoruz. Yüz yüze eğitim hakkımız olmalı vesaire. Ben de şunu hatırlatıyorum. Bir Kurtuluş Savaşı verildi mesela. O dönemde daha lise öğrencisi olan öğrencileri kaybettik. İkinci Dünya Savaşı döneminde birçok ülkede eğitime tamamen ara verildi. Bu çapta bir pandemi var şu anda ve önce sağlık mı, yani önce insanın hayatta kalması ve sağlıklı olması mı önemli, yoksa eğitim mi önemli? Gönlümüz ister ki hem sağlıklı tutalım, hem eğitimi de gayet güzel bir şekilde yapalım. Ama aksaklıklar da oluyor gördüğünüz gibi. Öğrenci online eğitimden çok fazla memnun değil. Ama bunu birleştirin bakın 65 yaş üstü de evde olmaktan memnun değil. Bunun sebebi ortak paydası şudur Deniz Hanım. İnsan sosyal bir varlıktır. İnsanın genci de sosyaldir, yaşlısı da sosyaldir. Sosyalleşememe yaşlı için çok daha da kötüdür. Daha olumsuz sonuçları vardır ki bunları görüyoruz. Hani genç kardeşlerimiz de biraz olaya bu tarafından da baksalar iyi olur diye düşünüyorum. Hani önce can sonra canan diye de bir söz var galiba. Önce can güvenliklerini kontrol altına almamız, korumamız lazım vatandaşın veya öğrencinin. Ondan sonrası da daha iyi, daha kaliteli bir eğitim vermemiz lazım. Eğer online eğitimde altyapı sıkıntıları da varsa siyasi otoritenin de buna bakıp bunu düzeltmesi lazım. Daha iyi bir hale getirmesi lazım. Ve bu geçici bir süreç. Bu bitecek yani. Ve son olarak şunu söyleyeyim. Ben liseyi bitirdikten sonra hedef koyduğum fakülteyi kazanamadım 2 yıl. Yani 2 yıl uğraştım, 2 yıl sonra girdim. 2 yıl kaybım var ama bu büyük bir kayıp da değil de arada başka şeyler öğrendim. Bu pandemi sürecinin de öğreteceği bir şeyler var yani tamamen bir kayıp olarak da görmesin öğrenciler bence bu süreci. Çok teşekkür ederim hocam. Kırmadınız bizi, katıldınız. Sağ olun, aktardığınız bu değerli bilgiler için. Sağlıcakla kalın hocam.